Maddenin özelliklerinden devam ediyoruz. Bugün sizlerle saf madde ve karışımı göreceğiz. Saf madde nedir Ayaz? Kolay kandırılabilen maddeye saf madde denir. Doğru mu? Aynen Aynen öyle mi? öyle. Evet. Herkes Mesela. inanıyorsa Ömer Akif, kolay kolay kandırılıyorsa bu madde nasıl maddedir? Saftır ya. Hocam Ama safla ilgili örnek vereyim mi? ver bakayım. Tuz olur, şeker olur, civa, altın, demir, Evet. Neyse ben alüminyum. espri yapmıştım ama espri geçmedi. Tamam. Evet. Arkadaşlar saf madde dediğimizde şunu anlayacağız. Öyle kolay kandırılabilen afra öyle bir şey yok Tuncay. Saf madde başka maddelerle karışmamış. İçerisinde kendisinden başka bir madde bulunmayan maddelere biz saf madde diyeceğiz. Yani sadece o maddede ne var? Kendisi tek bir madde olarak var. Buna saf madde diyeceğiz. Mesela su. Suda sadece ne vardır? Su molekülleri vardır. İçine şeker koymadığınız sürece, tuz koymadığınız sürece, bir şey koymadığınız sürece bu bir nedir? Saf maddedir. Oksijen bir gazdır, Esila, ve saf maddedir. Tuz saf maddedir. Şeker saf maddedir. Civa, altın, demir, alüminyum bunların hepsi nasıl maddeler arkadaşlar? Saf Saf. maddeler. Yani biz saf maddeleri çok küçük parçalara da ayırsak yine aynı olur. Mesela altını paramparça etsek altında ne görürüz? Yine altın görürüz. Ne kadar küçültsek de sadece altın moleküllerini görürüz arkadaşlar. Tabii size molekül diyemiyorum ama en küçük parçaları altın atomları olacak. Suda ise molekül olacak. Neyse. Karışımlara geldik. Karışım deyince aklınızda ne canlanıyor? Bir şeyleri ne yapmak? Saf Öğretmenin maddelerin resim karışık kasması. Bir Evet. şey öğretmenin birbirine katmak. Evet, bir şeyleri değil mi? Birbirine karıştırmak. Yani birden fazla maddenin dikkat, özelliklerini de kaybetmeden yani kendileri yok olmuyorlar, kendi özelliklerini koruyorlar ve bir araya geliyorlar. Mesela yerli malında Eslem pizza yaptı. Pardon ya, pizza yerli malı oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Ne Hayır. olacak? Lahmacun olacak, değil mi? Lahmacun. Lahmacun. Lahmacunda ne var? Kıyma. Lahmacun. Kıyma. Lavaş. Hamur var. Kıyma. Kıyma var, biber var, domates var, değil mi Domates. arkadaşlar? Salatalık. Soğan var. Bakın bunların Simon. hepsi özelliklerini koruyor. Pizzada da mesela burada peynir var, biber var, zeytin var, değil mi? Bunların hepsi Mantı. ne yapıyor? Özelliklerini koruyor Feyza ama bir araya gelmişler. Mesela Buğlen bize salata yapsın. Salata yapabiliyor musun Buğlen? Evet, salata Ben yaptı. Bunlar ne yaptı yaparım. salatada? Domates, biber, salatalık, havuç, marul, ondan sonra maydanoz hepsini karıştırdı. Bu bir ne oldu? Karışım. Zehra da yerli malına gelirken ne getirdi? Kayısı, leblebi, badem, kaju. Kaju bizde yetişmiyor gerçi. Hocamın Evet. söylediklerini Arkadaşlar Antep fıstığı. Bunları da bir güzel Sait karıştırdı. Al sana ne oldu bir? Karışım. Yine arkadaşlar nane limon suyu değil mi? Nane limon. Nane limonu sıkıyoruz, karıştırıyoruz. Bu bir ne oluyor? Karışım. Yani karıştım. karışımlar illa katı olacak diye bir şey yok. Katı da olabilirler, sıvı da olabilirler veya gaz da olabilirler. Gaz karışıma kim örnek verecek? El kaldırıyor. El kaldırıyoruz. Tuncay söyle. Oksijen. Değil. Talha söyle. Su buharı. Değil. Gaz karışımı örnek istiyor Bafra. Öğretmenlerdeki gaz olabilir mi? Değil. Feyza. Öğretmenim ekranım gitti. Ne? Ne? Benzin. Ekranım gitti. Benzin gaz değil. İlk kal. Öğretmenim buradan. Hocam şu buharı. Değil. Su buharı. Öğretmenim ekranım. Öğretmenim İkra söyle. buradan. En kısa
Egzoz. Evet, egzoz oldu. Bir tadelle gitti ikraya. Yedinci Evet, peki başka Feyza söyle. tadelim oldu. Öğretmenim, ben bir şey soracağım. Sor. Peki hiç başka bir şeyden oluyor mu karışım? Yemek haricinde falan filan. Yok, hayır, yemek haricinde de olur. Onları da göreceğiz. Şimdi bir tane Mesela söyleyeceğim. Berat söylesin. Berat ne buldu? hocam, doğalgaz. Doğalgaz tam karışım değil. Zehra. Çorba. Yok, herkes çete yazsın. Bir tane aklımda var. Onu bilene bir tadelle daha. Çete yazıyoruz. Hocam, karışım olanları mı Evet, diyorsunuz? gaz karışım istiyorum, gaz. Dediğinizden başkasını bulursak olur mu? Yok, ben dediğimi, düşündüğümü istiyorum. Hepimizin bildiği bir şey çünkü. Evet, Ece Nur, söyle Ece Nur, neydi o? Ece Havaydı. Havaydı. Evet, Ece Nur hemen Evet bir hocam. tadelle gitti. Hani Havayı ekliyoruz. bunun hava nasıl oluyor? Arkadaşlar, havanın içinde ne var biliyor musunuz? Öğretmenim, hava nasıl Oksijen var. oluyor? Azot var. Sülfür var. Yok yok. Efendim canım. Öğretmenim. Ben böyle ben bir ara çıkmıştım öğretmenim dersten. Sonra tekrardan geri gelmiştim. Orada da bir tane böyle tadelle kazanmıştım. Şimdi öğretmenim, o da sayılıyor mu? Sayılıyor, sayılıyor. Sıkıntı yok. O zaman öğretmenim, Toplamını iki say. tane Evet, devam tadelim var. ediyoruz. Arkadaşlar, Öğretmenim. diyor ki karışım olanlara K, saf olanlara S. Efendim, bir öğretmenim dedi. Evet. Ben Feyza, bilmiyorum. pilav. Evet. K mı S mi? K. Evet arkadaşlar, pilav K. Niye? İçinde arpa şehriye de var, pilav da var, su da var, değil mi? Evet Zehra, su. K ne? S. S, evet. Saf Biz. madde. Berat, ekmek. Hocam, ekmek. Evet, ekmek karışık. Sait, gümüş. Şey S, değil mi? Saf gümüş deriz, değil mi? Saf gümüş. Evet, Talha. Süt. K. K. Çünkü sütün içinde ne var? Yağ da var, değil mi? Yoğurt. Yağ Yoğurt. var, yağ. Hocam, S değil İçinde yağ var. Size bununla ilgili küçük bir hikaye anlatayım mı? Arkadaşlar, siz bilir misiniz, bir şarkımız vardı küçükken bizim. Neydi o şarkı? Mini kurbağa, mini kurbağa, kuyruğun nerede? Evet. nerede? Arkadaşlar bu... Kuyruğun yok. Tamam, Öğretmenim, dinleyin, dinleyin. o küçük. Şimdi bu minik kurbağa, minik kurbağamız. Ama değişik bir kurbağa bu. Bir gün arkadaşlar derin bir çukura düşüyor. Ama çukur içinde süt var. Evet, süt dolu bir çukura düşüyor. Ve yukarıdaki arkadaşları buna gülüyorlar arkadaşlar. Ve çukur çok derin olduğu için buna diyorlar ki, bağırıyorlar. Oradan çıkamazsın, çabalama boşuna. Bizim kurbağa ise arkadaşlar sürekli çabalıyor. Çırpınıyor, çırpınıyor, çırpınıyor. Yukarıdakiler dalga geçiyor. Sen bittin, oradan çıkamazsın yukarıya falan filan. Arkadaşlar bu devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Ve bir müddet sonra kurtuluyor. Nasıl kurtuluyor biliyor musunuz? Arkadaşlar, kurulayarak mı? sürekli hareket ettiği için sütte ne oluşuyor? Yağ tabakası. Yağ tabakasının üstünden sıçrayarak dışarı çıkıyor. Ya. Evet. İşte Hocam, arkadaşlar. oraya süt koyana sıçıyor. Niye Evet. oraya süt koyarsın ki? Ziyan niye ediyorsun? Evet arkadaşlar. Burada kurbağa çıktıktan sonra diğerleri diyor ki, biz o kadar seninle dalga geçtik. Sen hiç vazgeçmedin. Bunu nasıl yaptın? Kurbağa ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Duymuyormuş, kurbağa sağırmış. Evet, eğer kurbağa duysaydı Evet. belki vazgeçecekti, ama kurbağa sağır olduğu için onları duymadı, anlamadı ve çalıştı. Eslem ne yaptı? Kurtuldu. Demek ki Zehra, biz de dışarıdan gelen olumsuz şeyleri ne yapmayacağız?
duymayacağız. Çalışmaya Sait Kerim devam edeceğiz. Öğretmenim. Vazgeçmeyeceğiz. Efendim? Öğretmenim, size bir soru sorabilir miyim? Bana soru Kapatalım. sormayın şu an. Devam ediyoruz. Dersle ilgili bir şey varsa devam ediyoruz. Evet. Geldik Afra'ya. Afra, demir tozu saf mı, karışım mı? Mı? Evet, saf madde demir tozu. Devam ediyoruz. Ayaz, çay saf mı, karışım mı? Karışım. Ayaz. Karışım, karışım. Evet, değil mi? Su var, çay var, karışım. Evet. Devam ediyorum. İkra, toprak, karışım mı? Saf madde mi? İkra. İkra beni duyuyor mu? İkra sesini açar mısın? Sana soruyorum. Toprak saf mı, karışım mı? Öğretmenim. Evet, İkra. Ay, Ne olacak toprak? tamam. Karışım değil mi? Toprak bir karışım. Limon, Oh. pizza ne? Karışım mı, saf madde mi? Oh. Nurbanu? Karışım. Karışım değil mi? Evet, karışım. Evet arkadaşlar, şimdi karışan şeyleri nasıl ayırırız? Buna bakacağız beraber Ömer Akif. Acaba nasıl ayıracağız? Arkadaşlar, karışımları oluşturan maddeleri böyle basit yöntemlerle birbirinden ayırabiliyoruz. Bunu birlikte görelim. Bakalım ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın. Büyüklükleri farklı olan iki maddeyi birbirinden ayırmak için eleme kullanırız. Bu hangisinde var eleme? İkide değil mi? Neyi İkincide. eleriz? Unu eleriz. Onu. Mesela Bunu. inşaatlarda neyi eliyorlar? Kumu eliyorlar değil mi? Çakıllı kumu nasıl eliyorlar? Hiç gördünüz mü kum elemesini? Hayır. Hayır. Arkadaşlar kumu alıyorlar. Bakın böyle bir elek var. Kocaman bir elek düşünün şöyle. Böyle bir elek. Kumu buradan kürekle atıyorlar. Tamam mı? Şöyle kürekle. Kum atıyorlar buraya. Taşlar eleğin üstünde kalıyor. Ama ince kum gidiyor. Peki arkadaşlar, dikkat dikkat, dikkat dikkat. Bir de makarnayı ne yapıyoruz? İki taraf. Süzüyorum. Heh. Şimdi Süzüyoruz. dikkat. Elemede iki maddede ne? Katı mı? Değil mi? Evet. Mesela biz kumla çakılı ayrıştırıyorduk. İkisi de ne? Katı. Ama Evet. karışımdaki mesela makarnalı suda su sıvı, makarna ne? Katı. Katı. Eğer katı sıvı bir şey varsa bunu eleme demiyoruz. Ne diyoruz ona? Süzme. Makarnayı ne yapıyoruz? Çözülmüyor bir sıvıda. Dolayısıyla bunu süzüyoruz. Okey? Mesela hiç evde limonata yapan var mı? Benim annem ben yaptım Evet, hocam. arkadaşlar limonatayı yaptıktan sonra en son neyden süzüyoruz? Şey kabilecek elebe Neyden? buklarından olsun Süzgeç olabilir veya neyden süzüyoruz? kapat. Tülbentten süzüyoruz. Tülbentten. Hiç yaptınız mı tülbentten süzmeyi? Anne işte Evet, benden sonra tülbentle annem süzüyorlar arkadaşlar. Ev yapımı limonatayı. yapıyor Arkadaşlar peki hiç süzekle çay doldurdunuz mu? hocam. E orada da biz ne yapıyoruz? Çayın tanelerini süzüyoruz değil mi? Katı taneleri sıvıdan süzüyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar ne alakası var deme Ömer Akif. Ömer Akif annesi hamurla, daha doğrusu unla hamur yapacakken Ömer Akif'in elinde de toplu iğneler vardı. Ömer Akif'in ayağı takıldı. Toplu iğneleri unun içine döktü. Bak olaya bak. Şimdi annesine dedi ki Ömer Akif, hadi bakalım buradaki toplu iğneleri topla. Ömer Akif de böyle kocaman un. Tek tek iğneleri toplayacak mı? Dedi ki Yok, hayır dedi. Ben dersinde öğrenmiştik.
Ben Eleğe hemen... koyup süzeceğiz. Yok, Sonra. dikkat. O zaman da Süzeceğiz hocam. aramayız. Mıknatıs. Bana rakibin Mıknatıs. aklına geldi. Mıknatıs geldi. Aa. Ben bir mıknatıs Mantıklı. bulursam onun En içindeki elimle akıllıymış. çekerim mıknatısla katılarım. Demek ki Öğretmenim bende mıknatıs var. evet. Demek ki arkadaşlar güzel. Demek ki ikisi de katı olduğunda bir tanesi mıknatısla çekilebilecekse onu ne yapıyoruz? Mıknatısla ayrıştırıyoruz. Şimdi biz üç tane yöntem gördük. Eslem, Berat, onu kafandan çıkarır mısın Berat? Evet. Arkadaşlar bir neyi gördük? Eleme. Eleme yaptığımızda ikisi de karışanların Beyza katı madde olacak. Katı. Süzmeyi gördük. Süzmede birisi katıyken diğeri ne olacak? Sıvı süzmemiz için. Bir de mıknatısla var. Mıknatıs. İkisi de yine katı. Ama birisi mıknatıs tarafından Talha, Tuncay, Sait çekilebilecek. Anlaştık mı efendim? Nurbanu, Afra. Evet, Evet. bunu yazın, şu notu yazın. Bizim Yazmayalım. notu kitabımıza yazalım. Elemede katı katı, süzmede katı sıvı, mıknatıs Bakın ayırmada katı katı. Efendim? yer yok ki. Bir Yok. boşluğa yazmayın. Aa, bir dakika ben gidip gelmem gerekiyor. Evet. Öğretmenim benim internetim kötü, azıcık bekleyebilir Bekliyorum. misiniz? Bekliyorum. Geç geliyorum. Efendim? Öğretmenim, yerli malı haftası ne zaman? Bu hafta. Öğretmenim bir şey göstereyim mi? Evet. Nurbanu çok hışırtı geliyor. Evet. Yazdık mı? Buyur Ece Nur göster. Tamam. Öğretmenim sizin tahtanız var ya, öğretmenim benim de var. Çok güzel. Güzelmiş. Öğretmenim nereye not alacağım? Ya bir kenarda boşluk yok mu hiç? Öğretmenim hiç başlık yok. Tamam, o zaman dursun. Aklınızda kalsın. Tamam. Evet. Tamam. Evet, Buğdem. Su birikintisine karışan demir parçaları var. Suyun içinde demir var. Ne yapacağız? Sence? Mıknatısla Evet. Mıknatısla çekebilirsin. Bir de ne yaparsın? Süzebilirsin, değil mi? Süzersen su akar gider. Demir parçaları kalır. Aferin. Zehra, unun içerisine buğday tanesi karışmış. Nasıl ayırırsın? Buğday taneleri büyük, unlar küçük. Ne yaparız Zehra? eleme. Eleriz, değil mi? Aferin Zehra. Eleme. Güzel. Devam edelim. Esila, sıvı ile karışmış nikel ve talaş var. Nikel ve talaş. Talaş dediğimiz şey ne? Odun parçaları. Nikel, mıknatıs tarafından çekilen bir şey. Ne yapalım Esila? Mıknatısla ayırma. Aferin. Mıknatısla ayıralım, değil mi? Aynı zamanda eleyebiliriz. Elesek de mıknatıs parçaları ayrılır. Aynı zamanda süssek de ayrılır, değil mi arkadaşlar? Süzerek de ne yaparız? Bunları büyüklükleri farklı olduğu için ayırabiliriz. Peki Eslem, sıvı ile karışmış kum ve çakıl var. Ne yapalım? Suyun içinde. Mesela suyu nasıl ayırırsın Eslem önce? Mıknatısla. Suyu. Ay, süzme. Süzersin değil mi? Süzdük, su gitti. Suyu bir kaba aldın Eslem. Şimdi elinde kum ve çakıl kaldı. Kum ve çakılı ne yapacaksın? Evet. Ben şeklini çizdim ya. Kumla çakılı ne yapıyorduk? Eleme. Eleme. Aferin Eslem. Edeceğiz. Bu kadar. Güzel. Evet. Karışımların ekonomik değeri. Evet arkadaşlar.
Karışımlar faydasız değil. Karışımların işimize yarayan noktaları var Talha. Sait, metal, cam, kağıt ve plastik gibi katı olan karışımlar geri dönüşüm yöntemiyle tekrar kullanılabiliyor. Evet arkadaşlar, biz metalleri, camları, cam da bir karışımdır ve kağıt ve plastikleri ne Ben yapıyoruz? Geri dönüştürebiliyoruz efendim. Evet, devam edelim. Arkadaşlar aşağıdaki görselleri inceleyerek hangi çöp nereye gidecek? Arkadaşlar cam şişemiz nereye gider? Cama. cama Biberon cama nereye gidecek? cama Plastik. gider Bu, ya evet. Evet. plastik hocam. Makasımız nereye gidecek? Kırık makas. Metal, Metal. metal, Metal. Kola şişemiz. metal, Metal. İğnemiz. metal, Tabii. Evet, su metal, şişemiz. plastik. Evet arkadaşlar, burada neler var? Değişik şeyler de var. Burada gazetemiz, kağıda, bu plastiğe, bunlarsa metale gidiyor. Metal. Değerli arkadaş. What? Var mı okulumuzda Öğretmenim böyle çok karışık ayrı ayrı oluyor. geri dönüşüm? Bizim var hocam Yok. Evet. okulumuzda. Arkadaşlar biliyor musunuz? Geçen aylarda, 2 ay önce Bizim bir tane yarışma olmuş. İstanbul Emniyeti yapmış. Geri dönüşümle ilgili şiir yazma. Yazan oldu mu hiç ona? hayır. Şiir falan böyle bir Hocam şey oldu mu? belediye bisiklet çekilişi yapıyor. Evet. Böyle bir şey vardı. Benim sizinle yaşıt olan kızım bir şiir yazmıştı. İstanbul'da ikinci olmuş şiirin. Evet. Ne? Evet. Yarın ödülünü almaya gidecek bakalım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü böyle bir şey yapmış. Aa. Okuluna gelmişti. Şiir yazmıştı. Şiiri de ikinci seçildi. Şiirini söyler misiniz? Efendim? Şiirini söyler misiniz? Şiirini ezbere bilmiyorum ama şöyle başlıyordu. Doğa mı? O da ne? Şırıl şırıl akan bir dere diye böyle başlıyordu şiir, devam ediyor. En son doğayı seviyorsan ona iyi bak, geri dönüşüme yap. Sen onu seversen o da seni sever diye bitiyordu. Daha sonra okurum. İkinci olmuştu şiiri. Yarın ödülünü almaya gidecek bakalım. Evet. Ben peki Türkiye'de kaçıncı oldu? Bilmiyorum. O İstanbul yapmış bunu. İstanbul'da ikinci olmuş. Evet. Hocam. Hocam Arkadaşlar, bahçeliler. çöpleri ayrıştırmanın ne gibi faydaları var? Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere biz çöpleri çöp olarak görmemeliyiz. Bunları eskiden hepsini çöp olarak değerlendiriyorduk. Ama son 20-30 yılda özellikle ne yapıyoruz? Çöplerimizi ayrıştırıyoruz. Mesela biz bununla ilgili bir fuara gittik. Fuarda ne yapmışlar biliyor musunuz Feyza? Yeni evlere, hani evde mutfakta çöpümüz var ya, Evet. oraya 4-5 tane ayrı çöp tenekesi koymuşlar her eve. Yalnız şöyle, çöp tenekesinin altı yok. Çöp tenekesi kocaman bir tünelle evin altına iniyor. Mesela camları atıyorsun, pat 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 cam düşüyor, aşağı iniyor. Plastikleri ayrı atıyorsun. Yani arkadaşlar, daha çöpü ayrıştırmaya evde başlıyorlar. Sonra şunu sordum ben orada Zehra. Dedim ki yiyecekleri ne yapıyorsunuz? Dediler ki yiyecekleri de ayrı atıyoruz Eslem. Hani atık maddeler oluyor ya. Peki bunları ne yapıyorsunuz dedim. Bunlar geri dönüşüyor mu? Arkadaşlar evin altına özel bir makine kurmuşlar Tuncay. Bu makine o yemek atıklarını gübreye çeviriyor. Mükemmel. Efendim? Kim yapmış bunu? Yapan firmalarımız var Türkiye'de. Evet, bunu bir fuarda gördüm. Ne? Yani her evde böyle bir sistem olabilse arkadaşlar, çok ciddi manada ülke olarak kâra geçeriz. Hadi bakalım. Ayrıştırmanın ne gibi önemleri varmış öğrenelim. Arkadaşlar bir, çevreyi temiz tutmamızı sağlar. İki, enerji tasarrufu sağlar. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar şu an İstanbul Belediyesi bazı çöpleri yakarak elektrik üretiyor. Evet, çöp Ne? yakılabilir çöpleri yakarak elektrik yapıyorlar.
Yine arkadaşlar mesela Taşımam. kağıtları geri dönüşüme gönderirsek Sait ne olur? Ağaçlar kurtulur. Neden Feyza? Çünkü kağıt yapmak için biz neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Ağaç kullanıyoruz. Çanta. Ama bu kağıdı biz geri dönüştürürsek daha az ağaç kesmek zorunda kalırız. Çünkü bu kağıtlar ne yapılıyor biliyor musunuz? Hamur haline getiriliyor, tekrardan kağıt yapılıyor. Mesela size tavsiye, YouTube'dan bir inceleyin bakalım. Eski kağıtlar nasıl tekrar kağıt yapılıyormuş? Bunu inceleyin. Ben biliyorum. Bir tane suya koyuyorlar. Sudan çıkarınca Evet. böyle ıslak gibi Hamur oluyor. yapıyorlar, hamur. Hamur. Evet. Ben öyle sizin yaşınızdayken öyle bir defter yapmıştım. Ne? Kendim. Ne? Evet, Nasıl eski gazete kağıtlarını hamur haline getirerek bir defter yapmıştım. getirdiniz? Öğrenmiştik. O zaman onlar çok işe yarıyor. Okulda bir kitabımız da vardı, deney şeklinde. Onu yaptım. Sonra sayfalar haline getirdim. Sonra onları da bir defter yapmıştım. Evet. Ağaçların sayısı artar. Sağlıklı ortamda yaşarız. Denizlerimiz kirlenmez. Arkadaşlar, biliyor musunuz? Denizlerin, okyanusların dibinde o kadar çok eslem, berat, çöp var ki o çöpleri toplasanız ne oluyormuş biliyor musunuz? Ne oluyor? Dünyada Bir tane kaç kıta daha var? Kaç kıta var dünyada? Sen bir. Kıta Yedi. kıta. He? Hatta. Yedi kıta var, yedi. Arkadaşlar, Yedi. Ömer Akif, eğer dünyadaki denizlerdeki çöpleri toplarsak ne oluyor Zehra biliyor musun? Ayaz. Sekizinci bir kıta oluyor. Amerika kadar büyük. Ne? Evet. Çok. Arkadaşlar attığınız çöpler en son nereye ulaşıyor biliyor musunuz? Denizlere ulaşıyor. Ya. Dikkat. Devam edelim. Doğal denge de korunuyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bu çöpler birçok hayvanın, canlının ne yapmasını neden oluyor? Ölmesine. Dolayısıyla arkadaşlar dengeyi de koruruz. Canlı türlerini de koruruz. Hastalıkları da önleriz. Yani pislik olmazsa, çevre kirliliği olmazsa hastalık da çok olmaz ve toprak da kirlenmez. Bakın attığımız bir plastik tam 150 yılda yok oluyor toprakta. 150 yıl. Evet. Suların kullanımını azaltmak gibi bir şey olmaz. Sularla bir işimiz yok. Değerli arkadaşlar, o yüzden dikkat edeceğiz. Bu bulmacayı sizlere bırakıyorum. Tamam mı? Bu bulmacayı kendimiz yapalım. Değerli arkadaşlar, bu akşamlık bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Matematik dersinde görüşmek üzere. Görüşmek Görüşürüz arkadaşlar. üzere hocam. Görüşürüz. Görüşmek üzere hocam.